Birbirlerine söz vermişler. Daha önce bir sözleri var. Her zaman birbirlerinin yanında olacaklarına dair. Annesine olan o koruma içgüdüsünü anlayabiliyorum. Öz babasına olan kızgınlığını anlayabiliyorum. Fakat şu an daha o kapıyı aralamadan o hiç görmediği, hiç tanımadığı, hiç bilmediği kardeşine olan o ön yargıyı çok anlayamıyorum. Ama belki de videoyu izlediğinde hiç görmediği, bilmediği kardeşini karşısında gördüğünde, sesini duyduğunda bambaşka bir ruh haline bürünecek Nalan Hanım, belki de bambaşka bir şey hissedecek. Hep beraber göreceğiz neler olduğunu. Ben şimdi Selçuk Bey'in yanına geri gidiyorum. Evet. Müjde verin lütfen. Geliyor mu? Şimdi gelip gelmeyeceğini bilemiyorum Selçuk Bey. Kendisiyle telefonda görüştükten sonra da size iletmiştim. Çok tepkili. Yani buraya gelmiş, yolda biraz kendini dinlemiş. Ben kendisini biraz sakinleştirmeye çalıştım. Fakat tüm bunlara rağmen, benim kendi şahsi çabalarıma da rağmen, o tepkili halinin dışına pek çıkaramadım. Niçin bunca zaman sonra diyor, hep bunu söylüyor. Tekrar anlattım. Sizin de gerçekleri sadece 40 gün önce öğrendiğinizi, aslında aynı duyguyu yaşadığınızı, aynı bilinmezliği yaşadığınızı, aynı kaygıları yaşadığınızı. Fakat orayı pek duymak istemiyor. Yani sizin sadece 40 gün önce öğrenmiş olduğunuz bilgiyi o duymak istemiyor, algılamak istemiyor. Çok aklı başında, çok tatlı bir insan Nalan Hanım. Eminim öyledir. Şundan korkuyor galiba. Eğer gelirse durumu kendisi de daha iyi izah eder. Ben o kısma çok fazla girmek istemiyorum fakat anneniz biraz rahatsızmış. Nalan Hanım anladığım kadarıyla olduğundan daha da kaygılı. Yani bu kadar büyük bir şeyin onların bugüne kadar kurmuş olduğu o düzeni ve birlikteliklerini yıkabilecek olduğunu düşünüyor. Çok endişe duyuyor. Bir de o da hayatında aslında kötü bir süreç yaşamış. Şöyle, anneniz babanızın ardından başka bir beyefendiyle evlenmiş. Hmm. O beyefendi de kardeşiniz pek istememiş anladığım kadarıyla. Son böyle bir hoş olmayan tatsız şeyler yaşanmış. O yüzden kız kardeşiniz kırgın, kızgın. Ama kızgın olması gereken ben değilim ki. Evet, çok iyi anlıyorum. Tabii ki siz değilsiniz. Sizin hiçbir suçunuz, günahınız yok. Ve ben eminim ki kardeşimle alakalı ya da annemle alakalı güzel şeyler yapacağımı düşünüyorum yani. Bunca sene görmemişim. Onlara nasıl bir faydam olur yani, onu düşünüyorum şu anda. Şöyle bir bilgi de var bende. O bir kardeşi olduğunu bir zaman önce öğrenmiş. Fakat bir şekilde bunun üstü örtülmüş. Kendi de bu durumun çok üstünde durmamış. Neden? İrdelememiş. Korkuları var. Benim anladığım kadarıyla Nalan Hanım korkuları olan bir insan. Düzeninin bozulacak olma fikri onu çok kaygılandırıyor. Gelmeyecek mi peki? İnanın bilemiyorum. Şu an sizin ona bırakmış olduğunuz videoyu izliyor.
Merhaba, ben Selçuk Yılmaz. 40 gün önce babamı kaybettim. Ve vefatından bir gün önce bana bir kardeşim olduğunu söyledi. Bir saniye. Hocam. Zuhal, seni çok merak ediyorum. Seninle görüşmek istiyorum. İnşallah gelir o zaman. Ben de öyle ümit ediyorum. Gelmesini çok istiyorum. Yani tüm yüreğimle çok istiyorum. Sizi yan yana görmeyi çok istiyorum. İnşallah. İnşallah oğlum. O geçen zamanı bundan sonraki hayatınızda telafi edebilmenizi çok istiyorum. Allah'ım inşallah gelir ya. Ayrıca annenize, özenlerinize kavuşmanızı da çok istiyorum. İnşallah oğlum ya. Sabırsızlıkla yani, bekliyorum şu anda gerçekten. Doktorsunuz. Evet. Özenlerinizin de bir takım rahatsızlıkları varmış. Belki siz ona şifa olabilirsiniz. İnşallah. Ya bu da geldi aklıma. Binlerce insana bu konuda desteklerim oldu. Anneme seve seve yani koşa koşa yani elimden ne geliyorsa. Onun için her şeyi yapacağım. Yeter ki gelsin. Kapıyı açar mısınız? Arkadaşlar, nedir hareketlilik? Nalan Hanım koşarak geliyor Ahu Hanım şimdi. Kardeşiniz bize doğru geliyormuş. Hatta koşarak geliyormuş. Evet, koşuyor. Allah Allah. Hocam. Nalan. Programa... Nasıl? Abim olarak başvuran siz misiniz gerçekten? Nasıl yani ya? İnanmıyorum. Ben de. Şöyle yapalım. Sakinleşelim birazcık. Lütfen gelin oturun Nalan Hanım. Gerçekten şu anda çok şaşkınım. İnanmıyorum. Şimdi ben de öyleyim. Siz tanışıyorsunuz. Hastamın yakını olur kendisi. Evet, annemin doktoru. Hastanız? Emine Hanım. Hastam uzun yıllardan beri hastam. Hatta annem ya. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Yani ne diyeceğim ben gerçekten şu an bilemiyorum. Selçuk Bey, siz kendi öz annenizin doktoru muymuşsunuz? Evet, öz annemin doktoruymuşum. Yıllardır öz annemi tedavi eden kişi benim ya. Ve ben bunu bilmiyorum. Arkadaşlar yani bu kadarı bana bile hakikaten... Özür dilerim. Telefonum çalıyor. Fazla. Bakabilir miyim? Hastaneden arıyorlar galiba. Evet, hastaneden arıyorlar. Efendim. Merhabalar. Evet, teşekkür ediyorum bilgi için ama yalnız hoparlörü açacağım. Tekrardan aynı bilgiyi verir misiniz rica etsem? Bir saniye. Emine Hanım'ın kan değerlerini ve oksijen değerlerinin normale döndüğünü belirtti. Böbrekten ilaçlara cevap verdi. Servise sevk etmek istiyoruz. Uygun mudur? Alabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamam, o zaman ben hasta yakında bilgi veriyorum. Ben yakın zamanda yanınızda olacağım inşallah. İnanmıyorum ya. Şimdi benim bir an önce gitmem lazım onun yanına. Size bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki asla sizin gibi değil ve sizin kadar değil ama... Ya inanın böyle içim titriyor. Ben de o kadar heyecanlıyım ki. Yani bu nasıl bir tesadüftür? Ya da sen işte derler ya hayatta hiçbir şey tesadüf değildir diye. Kesinlikle. Nasıl bir kader bu? Çok özür dilerim. Beni de hastaneden arıyorlar. Lütfen açın. Efendim? Alo, Nalan Hanım merhabalar. Merhaba. Ben sizi hastaneden arıyorum. Evet. Anneniz Emine Hanım'ı Selçuk Bey'in onayı ile bir saate kadar servise almak istiyoruz. Tabii. Yani çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamamdır o zaman. Sizleri bekliyoruz. Tamamdır. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hocam bundan sonra sizde. İnşallah yani. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ağa Hanım size çok teşekkür ediyorum gerçekten. Estağfurullah ben...
biz bir şey yapmadık. Ya 2000... Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ekibinizle beraber gerçekten yani böyle bir şeyi bana yaşattığınız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum size. Ya yıllardır bir aradaymışız ve bunu burada sizinle öğreniyor olmamız gerçekten o kadar özel ki. Bizim için de çok özel. Biz size teşekkür ederiz. Naya Hanım demek ki hayatta hiçbir zaman kapıyı böyle tamamen kapatmamak gerekiyormuş. Bir aralık lazım. Ben sizi tutmayacağım, biliyorum. Gitmek istiyorsunuz. Sabırsızlıkla anneme koşmak istiyorum şu an. Çok lütfen, teşekkür ediyorum. Lütfen, herkese buyurun. Lütfen. Görüşmek üzere, oldum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatın sizin için her zaman bir planı vardır. Siz hiç bilmeseniz bile. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.